Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü açıklamasında salgını değil basını hedef aldı. Medyayı fitne ve nefret çukurunda felaket tellallığı yapmakla suçladı. Her kargaşanın ardında siz vardınız dedi. Artık bu devrin bittiğini söyleyip ülkemiz sadece koronavirüsten değil bu medya virüsünden de kurtulacaktır diye ekledi. Dinlerken inşallah dedim içimden. Çünkü verdiği tanım tıpa tıp atıp iktidar medyasına benziyor. Orada nasıl fitne üretildiğinin, nefret kampanyalarıyla nasıl insanların hedef gösterildiğinin, bazılarının bu kampanya sonucu canlarına kastedildiğinin tanığıyız. Tabii Erdoğan onları değil, elde kalan birkaç bağımsız yayın kuruluşuyla mücadeleyi bırakmayan bir avuç gazeteciyi kastediyor. Şimdi sıranın o son kalelere geldiği anlaşılıyor. Oysa toplumun bağımsız medyaya en çok ihtiyaç duyduğu dönemdeyiz. Çünkü iktidar her gün yaklaşık 100 kişinin canını alan salgınla mücadelede vahim hatalar yapıyor ve panik olmasın diye de halka yanlış bilgi veriyor. Basit bir örnek vereyim. Erdoğan dünkü açıklamasında yoğun bakım yatağımız 40 bini buluyor dedi ve Almanya'nın önünde olduğumuzu açıkladı. Oysa Sağlık Bakanı daha geçen hafta erişkin yoğun bakım yatak sayısını 25 bin olarak açıklamıştı arada 15 binlik fark var. Çünkü Erdoğan yeni doğanların yoğun bakım yataklarında sayıyor. Oysa Almanya'da yeni doğanlar hariç erişkin yoğun yatak sayısı 40 bin. Ne gerek var ki her kaynakta yazılı bu gerçeği çarpıtmaya? Nasılsa medya benim kontrolümde kimse doğruluğunu sorgulayamaz, aksine de yazamaz özgüveni bu test, vaka, vefat sayılarına da güvenemiyoruz. Çünkü bu verileri kontrol edecek bağımsız kuruluşlar yok. Sosyal medya olmasa, cuma gecesi sokağa çıkma yasağı öncesi yaşanan rezaleti de göremeyecektik. Neyse ki iktidar, sosyal medya için hazırladığı sansürü dün gece son anda torba yasadan çıkarttı. Ancak iktidarın halkın son haber kaynağı haline gelen birkaç bağımsız medya organına müdahaleye niyetlendiği belli kötü yönetimi engelleyemeyince kötü yönetimin görünmesini engellemeye çalışıyorlar. Bu virüsün daha hızlı yayılmasından başka işe yaramayacaktır. Tekrar edelim. Özgür medyaya ve cesur gazeteciliğe şimdi her zamankinden daha çok ihtiyaç var.